Çok yakından tanımam. Evet muhabbetlerimiz oldu. İki sene önce bir Okon Üniversitesi'nde bir ödül töreni vardı. Orada... Ee, Kendisi profesör tabi doktor. bir ana, ana bilim dalı başkanıydı. Yüzlerce e, öğrencisi olan bir eğitimci başta kendisiydi. Evet e, hakemlik geçmişi de var ama e, şu anda eğitimci yani. Dahil e, orta olmasa başka bir isim olsun ya da çok başka isim olsun. Şunu söyleyeyim. Son 4 yılda 8. MHK. Evet. Altı farklı isim. Yani İki o, tanesi gidip gelmiş. ...altı farklı on, isim. Onu, o nedenle e, düşünsenize hakemsiniz. 8. MHK değişiyor. Son 4 sezonda. Ne diye bakarsınız gelen MHK? Kim olsa olsun Lala Hanım'ın... Nasıl olsa diye bakarım. Aynen. En büyük işi bu duyguyu değiştirmeyi başarmak olmalı. Çünkü bu duyguyu değiştirmeyi başarırsa peşinden liyakatı getirir. Onun adamı bunun adamından ziyade oradaki e, alttaki hakemler, alt klasman hakemler ya da, ya da üsttekiler şunu görürlerse e, ben kendime bakarsam, iyi çalışırsam, iyi yönetirsem ee, kararlarındaki doğruluk oranı e, artarsa e, bu ile birlikte büyüyebilirim, yükselebilirim e, fikrini yaşarlarsa e, zaten bizim konuştuklarımız da azalacak gitgide e, sağda. Ama öteki türlü nasıl olsa bunlar da gidecek. Ben e, bildiğimi yapayım, onu hoş görüneyim, buna e, göz kırpayım tavrı, edası devam ederse hakem camiasında hakem müessesesinde Lale hanımdan sonra gelecek yeni ismi de konuşuruz. Sonra ondan sonra gelecek yeni ismi de konuşuruz. Öyle konuşuyor konuşuyor. Öyle öyle gider. Yolumuza devam ederiz. Yani. Listede Aynur Aysun Akar, Halis Özkahya, Tolga Özkalfa. Özkahya var mı? Evet. Ben yok diye biliyorum. Ben Futbol Federasyonu'nun listesinden aldığım listede bize verilenden ilk önce yoktu. Yok mu? Ben öyle biliyorum, yoktu yani. Peki, bir, e, bakalım. bir bakalım ona. Tolga Özkalfa, Saadettin e. Güler, Ali Kunak, Süleyman Abay, Hamza Işın, Hamza Mısır. Tolga Özkalfa, Ahmet hı hı. İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Profesör Doktor Ali Kızılet, Süleyman Abay, Saadettin Güler, Ays hı hı. Aynur Aysun Akar, Hamza Mısır. Evet, Halis Özkahya, evet. Geldi. Doğru, yok. Ekrandaki, Ekrandan okuyayım ben tam olsun. Doğru, Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu... Cemalettin Ali Kunak, Profesör Doktor Ali Kızılet, Süleyman Abay, Saadet Güler, Aydur Ayşun Hamza Mısır. Devamı var mı? Evet. Liste bu. Yok yani. Peki. düzeltme için teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Levent Tuzemen ne düşünüyor bu e, değişiklikle ilgili? Şimdi hemen e, bir tuttuğu takım yapıştırması, yakıştırması e, Şimdi yapıldı. insanların yarattığı tartışmaya başladı. başladı. Bir tanesi şu. Hiç kimsenin aklında yokken birden MHK değişti. Neden değişti? Ona bir dönüp bakmak lazım. İkincisi e, ilk kez bir kadın MHK başkanı oluyor Türkiye'de Lale Orta. Ve Kulüpler Birliği'nin görüşü alınmadan böyle bir e, Lale Orta at atandı oraya. Şimdi bununla ilgili Kulüpler Birliği bugün bir açıklama yapmadı herhalde. Bir yaptı mı net bir açıklama? Bir açıklama var. bekledik ama nedense Yapmadılar. bir açıklama Yapmadılar. olmadı. Yapmadılar. Bu konuşmalardan bir tanesi buydu. Ee, Adana Demir Spor Başkanı Sayın Sancak buradaydı. O da yapmadı biliyorsun. Bununla ilgili toplantı devam ediyor dedi. Bu bir. İkincisi Lale Orta'nın bir profesör olması, bir üniversitede çalışması, bir takım tutması çok önemli değil. Ee, ama Türkiye'de algı operasyonları yapılabiliyor. Örnek veriyorum. Mesela Ümit Öztürk'ün Fatih Terim'le bir resim çektirdiği olayı Türkiye'de olay olmuştu. E, Sayın Orta'nın da Fenerbahçe Başkanı'na Resimleri var. Artı çok karizmatik bir adam diyor. Yani şimdi bunları bu şekilde okursak bu işin alttan çıkamayız. Lale Orta MHK'lerde görev yaparken başarılı olmuş bir hakem. Yani ama işin gerçeğini Tamam bunu dedikten sonra Fenerbahçe maçı yönetmedi yani. Nasıl? Hakemliği bitmişti yani. Ümit Öztürk hala Maç aktif hakemdi. Maç sonra resim çektirdi. Fark etmez. Aktif hakem yani. ya Ne fark eder? Aktif hakem de olsa resim çektirmesi yanlış bir şey mi? Resim çektirse, Hayır Resim onun, çektirme kendimi... Bunda ne mahsuru var? Sen de bir sürü adam resim evet, çektiriyor, resim... ben de çektiriyor. Bunun ne ne mahsuru var? Resim çektirmek problem değil. Evet. Yani ben de şunu söylemeyeceğim. değil. Ama yani bu süreçte de algılar yaratırsan, o zaman böyle algı yaratılır. Fenerbahçe Üniversitesi'nde yayına girerken dedi ki, Fenerbahçe Üniversitesi Fenerbahçe ait değil dedi. Değil. Doğru mu? Evet. Evet. Okan Üniversitesi'nde profesör, doktor olarak görev yapıyor. Kimin Okan Üniversitesi? Fenerbahçe Üniversitesi, Bekir. Fen... Bekir, Bekir Okan'ın oğlunun değil Oğlunda, mi? Fener evet. Öyle, Fenerbahçe yöneticisi mi şu anda? Evet. E tamam. Yani bir şey söylemeye çalışıyorum. Böyle algıları yaparsak işin içinden kalkamayız. Açıklama yapmış mesela. E, kim açıklama yaptı onu bilmiyorum. Fener'e ortalar Lale'den diye. Şimdi böyle bunlar algı operasyonlarına çevrilir. Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Lale Orta'yı sezon başından beri yayıncı kuruluşta izliyorum. Tamam mı? Yayıncı kuruluşta izliyorum. Hakem dünyasıyla ilgili söyledikleri var. Özellikle varla ilgili söyledikleri var. Bunların hepsi kayıtlarda duruyor şu anda. MHK başkanı olarak birinci görevi varı düzeltmelidir. Çünkü varla ilgili söyledikleri yetersiz oldukları, ee, liyakatların olmadığı, maç yönetecek ehliyetleri olmadığı halde nasıl bunlara müdahale ettikleri konusunda konuşmaları var. Ben kendisinden bunu bekliyorum. Mesela. Çünkü iki tane de arkadaşı var Şahin, Deniz Şoban'la e, Bülent Yıldırım var ikisi bunlarla söyledi. Ben öncelikle icraatını bu yaparım. Bir de şu çok net. Şu çok net. Lale Orta da benim bildiğim kadarıyla Serdar Çakır ailesine yakın birisi. Bu yönetimde de Serdar Çakır'ın içinden dört tane adam var yakın olarak. Yani şimdi bu ifade doğruysa yani perdenin önünde Lale Orta, perdenin gerisinde Acıvat Karagöz gibi Serdar Çakır bu işi yönetecekse o zaman bunu veya Cüneyt Çakır yönetecekse ben Cüneyt Çakır'ın MHK başkası olmayan insan olmasını isteyenlerden biriyim. Türkiye'nin en kariyerli şeyi, hakemi. Var mı üzerine? Böyle birinin FIFA ve UEFA tarafındaki etkinlikleri düşünürsek MHK başkanlığını e, yürütmesi kadar doğru bir şey yok. Ama bunu bu şekilde veriyorsanız bunun halkasını dolduramıyorsanız bu sıkıntı yaratır. Bu atamaları o zaman Lale ortaya yapmıyor sadece ilk kadın e, MHK başkanı olmakla kalır. Ben bunu benim e, sorularıma bunların cevap vermesi lazım. Bir varı düzeltmesi lazım. Eğer görevi kendisindeyse, bu Cüneyt Çakır ve Serdar Çakır'ın ekibiyle beraber çalışacağı için onlarla ilgili e, bilgiler alacaksa veya onlar yönetecekse Genel Kanı dışarıda bu. Benim de örneğin Erman abi de bunu söyledi. Benim de dışarıda konuştuğum bir sürü eski hakem, MHK başkanlığı yapmış insanlar işlerinde veya başkan yardımcıları yapmış insanlar hep bu yorumu yaptılar. Ha, o zaman. Adamın aklı karışıyor. Oyun oynanırken kural değişmez derler. Birdenbire değişti. Neden değişti? Kimse bunu söylemedi. Galatasaray camiasının reaksiyonu ne? Bu ben diye. bir şey demedim. Bilmiyorum. Hiç yani hiç kimse böyle bir şey söylemedi ama ben bildiğim kadarıyla Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini biliyorum. İşin gerçeği bu. Fakat MHK'nin gitmesindeki en büyük etken kimdir? Nedir? Kimse söylemiyor. Halil Umut Meler. Halil Umut Meler'e maç vermiyorlar. Niye konuşmuyor Türkiye bunu? 21 gün ceza verdiler adama Fenerbahçe maçından sonra. Derbiden sonra. Derbiden sonra. Çünkü maçın gözlemcisi Halil, Halil Umut Meler'in 5 sıralı Gürcan Bilgiç'e ne dondu sarı kart gösterdim e, şeyini e, raporunda yazdığını gözlemci 15 numara diye yazıyor. Adama eften püften ceza veriyor Murat Ilgaz. 21 gün veriyor. 29'una maç verdiler adamın ya. 29'da Başakşehir maçını verdiler. Hakemlik yapamadı. Neden biliyor musun? Adam 29'da Roma'daydı ya. Kursa gitti, koşmaya gitti. Ya böyle MHK olabilir mi? Bu tartışmalardan ve bunu hal neler konuşuyor bunu. Ben dedim ben demedim Sabri Çelik nasıl böyle iş oluyor diye ikisi birbirine giriyorlar. Büyük tartışma oluyor, Riva kalkıyor. Bunu yazmıyorsun. Hakem bulamıyorlar. Trabzon Galatasaray maçına hakem bulamıyorlar. Allah evet. aşkına. Haftaya, Kimse bunları bilmiyor. Biraz pazar, araştırsınlar hakem, pazar, hakem dünyasını. Trabzonspor maçı neresi? Pazar günü. Doğru mu? Doğru. Bak ben ne diyorum? Halil Umut Meler'e yapılan diyorlar 26'sa maç veririm. Ay 26'sa maç yok dikte ya. 26'sa maç yok dikte. 27, 28, 29. Doğru değil mi Haldun. Evet. Bu yanlışlık mı bilerek mi yapıyor? Ya bile unutuyor da 21 gün veriyorlar. Verdikleri ceza komik bir ceza ya. Gözlemciye vereceksin. Gözlemci ikinci ligde hakemliği bırakmış. Gözlemciyi FIFA kokartlı hakeme gözlemci gönderiyorsunuz. Ey MHK'nin istifa edenleri. Sizin orada oturmanız bile ne onun adı, yanlışmış ya. Yani bu anlattıklarınıza göre bu değişiklik ya bu bile hay hayırlı olmuş gibi gözüküyor yani. Ha, bu mudur yani? Bunu mu? Şöyle geliyor algı operasyonunda. Adam Galatasaray Fenerbahçe maçı maçında hakem hatası var mıydı Gürcan? Yoktu. Ne mi? Var mıydı? Bundan mı cezalandırıyorsun burada Murat yani Ulgas? Orada, orada tartışılan bir pozisyon var işte. İkinci golü Galatasaray'ın Offside mi değil mi diye. Onda kimse karar veremez evet. yani. Orada ya topun, mi, etmedi etmedi mi ya. Topun ayaktan dönüşü mi? var. Dönüşünden yani. dolayı bakıyorlar. Dönüşü yön değiştirdiği için bir tane de bugünlerde oldu aynı pozisyon. Ee, bir maçta oldu izledim. Buradaki hikaye ona karar veriyorlar. Topun yönü değiştiği Hayır, için olur. geriye düştüğünden dolayı buna veriyorlar. Ben onu onu geçtim bu pozisyonda. Sonuçta bu VAR'dan dönen bir gol. Hakem'le ilgili değil. VAR'la konuştu. VAR'dan gelen bir bilgi. Bu Ali bağlayan bir şey değil. Adama 21 gün ceza veriyorsun. Adam yazdığı yazıdan dolayı 5 numara sarı kartı gösterdim 15 yazıyor ya. Sen gözlemce ceza vereceğine... Ali Umut 21 gün ceza veriyorsun istinaf kağıdını yazdığı yazıdan e dolayı. zaten Murat Ilgaz'ı çok konuştuk burada. Ya ne Le konuştuk Le abi Levent, ben adamı Levent ben adamı 2000 yıldan biliyorum Levent ya. Levent abi yani e, şeyin yani e, ya neyini konuşacağız? Mehmet buralara artık girmesin Hayır. bunlar ya. Peki. Gidip bir arada toplanıp tekrardan ne donladı kulisler yapmasınlar etrafta. Yemekler yemesinler. Ben kimleri kimlerle yemek yediklerini biliyorum dışarıda. Allah'ını seve. Hala bu kulisler devam ediyor ya. Bunları göndermek, yerlerine biz gelelim diye çalışmak. Hala yeterin ya. Bir MHK başkanı bir defa görev yapmışsa en fazla iki defa yapsın, üçüncü defa yapmasın ya. Hı hı. Yapmasın kardeşim. Şimdi ben e, yayıncı kuruluşta e, Lale Orta program yapıyordu biliyorsunuz. Cuma akşamı izledim Beşiktaş maçından sonra. Gece bakayım hani e, nedir ne değildir diye. Hiç de bu olaylar yoktu Haldun maç. E, ama orada e, pozisyonların dışında o akşam... MHK'ye hakemlere, hakem camiasına enteresan eleştiriler vardı. Gözlemcilerin bazı hakemlere bilerek yüksek not verdiğini kötü de yönetse, evet. bazı yanlış pozisyonları hiç rapora yazmadıklarını falan söylüyorlardı. Umarız o zaman madem bu eleştiriler var, inşallah i̇şte, bu bu benim anlattığım olay da evet, bir evet. gözlemci skandalı. Evet. Gözlemcilere bayağı sürüyorum. eleştiri Ulanma oldu ya. o günkü programda. Yaptı. bak ben sezon başından beri hiç kaçırmadım. Kaydı alıyorum ben. Ben yayındaysam evde hanıma aldırıyorum kaydı. Tek tek maçları izliyorum ve söylüyorlar. Mesela bu bu farklı bir bakış açısıdır. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ve burada Lale Hanım çok önemli eleştirilerde bulundu. Şimdi MHK -E Başkanı o varı değiştirmesi lazım. Varı değiştirmesi lazım. Bakalım var Bu varla ilgili... devam ederse o zaman söylediklerinin altında ezilir. Hiç kusura bakma. Ezilir ben de ona hatırlatırım bunu. Tabii. Ben de bunu kendisine hatırlatırım. Çünkü aylarca e, yani, yorumculuk yaptı olarak, televizyonda. Aa, tabii, mutlaka şimdi karşısına çıkacaktı. Serdar Serdar Tatlı'ya evet. da aynısı olmuştu. Evet. Mesela bu Cüneyt Çakır'a öyle ağır eleştiriler yapmıştı ki eee MHK Başkanı Tatlı, o, Ve FIFA olur olmaz, olmaz hemen gündeme bir gelmişti. Değil. FIFA kokartlı değil Serdar Tatlı. Ama Lalan'ın FIFA kokartlı. Hı. Çok güzel yayınlar yaptılar. Orada bütün eleştirileri yaptılar hakem dünyasıyla ilgili. Özellikle VAR'la ilgili müthiş yorumlar yaptılar. Şimdi Lale Hanım masanın bu tarafına oturdu. Karar verici mekanizmasınız. Evet. Lale Hanım bakıyoruz. O söylemlerinizi uygulayacak mısınız yoksa uygula mı? Uygulamazsanız onun altında kalırsınız. Ben size eleştirmeye devam edeyim. Ya Levent abi belki Halil abi evet. de söyleyeceği şeyler <laughs> var ya. <laughs> Tam pası atıyordum. <laughs> e, ee, tabii tamam. <laughs> o maça da bu konuyla ilgili fikrini soracağım. <laughs> Ve atamaları da soracağım. Mesela Galatasaray maçına, liderin maçına pek fazla ligde maç yönetmemiş, 2-3 maç yönetmiş bir Cihan Aydın. Belki muhteşem yönetecek hani bilemeyiz. Evet. Şimdiden eleştirmek erken olabilir ama böyle bir atama geldi. Mesela Galatasaraylıların bir rahatsızlığı var bu konuyla ilgili. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi önce bir kere şuradan başlayayım. Tabii Gürcan'ın da haklı olduğu bir taraf var. Ee, Levent'in de haklı olduğu taraf var. Desteklediğim tarafları var. Ama şunu söyleyeyim. Eğer bir sisteminiz bir organizasyonunuz yoksa başarılı eğitimli hakemleriniz yoksa siz istediğiniz kadar merkez hakem kurulu başkanı ve yönetimini değiştirin tamam. hiçbir şey değişmez bunlar yoksa yarın bugün işte Cihan çıktı yanlış düdüğü çaldığı anda Lale ortayı konuşmaya başlarız bir kere bu, bu nokta var var konusunda haklıdır tamam mı çok net bir şekilde Aynı şekilde Sabri Çelik niye gitti konusunda haklıdır. Bunlar açıklanmazsa, bunlar şeffaf bir şekilde ortaya konmazsa biz bir mesafe kat edemeyiz. Yani 4 ay sonra da bir başka MHK başkanı ve yönetim kurulu gelir. Şimdi burada önemli olan MHK'nin ve yönetim kurulunun adil kararlar verebilmesi, belli noktaları düzeltmesi, bir sistem oturtması, bir organizasyon gerçekleştirmesi ve Eğitim düzeyini hakemlerin yükseltmesi lazım. Söylediği gibi var konusunu daha e, rentable kullanabileceğimiz hale getirmesi lazım. Eğer bunları gerçekleştiremezsen 4 ay sonra ne, ne konuşuruz biliyor musun? Ya Lale Olta neden gitti acaba? iyi konuşuruz. Sabri Çelik neden ha, niye gitti? Geldi dediğim dediğim konuşuruz. Niye geldi diye yani konuşuruz. Yani, yani ne kulüplerden ne federasyondan bir gerekçe açıklaması Be bekleniyor henüz... Bekleniyor ama bir şey yok, değil bilerek. Bir kere ne zaten... Bugün yok, yani Sabri şey, istifa etti diyecek. Ne diyecek? Sabri, neden? Çelik Sabri Çelik neden Sabri geldi, istifa etti diyecek. Ama neden? İşte onun Sabri Çelik'le konuşman lazım. Heh. Çünkü görevden alma yok. Şeklen baktığın zaman, kapalı. Şeklen ya şimdi şifa, baktığı orası zaman kapalı. Sabri Çelik istifa davet Gürcan, etmiş olabilir. Gürcan, Gürcan şurada, öyle. Gürcan şöyle bir şey var. Ee, Aynen öyle dediğin gibi ama özür dilerim abi. Yok yok şey resfiyete, diyorlar ya. Resmiyete baktığın zaman Sabri Çelik istifa etti. Kimse onu görevden almadı yani. Zaten alma hakkı yok. Benim bildiğim kadarıyla. Ya i̇ki tane başkanın bu ee, konuda büyük tavsiye, tavsiye de bulunma hakkı var. İlva'da yani, büyük tartışma. iyi olur. Demek, Acayip diyebilir. bir tartışma oluyor bu şey yüzünden. Halil Umut Beyler yüzünden. Adamı 20 maç veriyorlar. Yok. 29'a maç yazıyorlar. Abi, Başakşehir maçını. Adam diyor ki ben abi, Roma abi, diyor sen, ya. Sen de yazdın. Fenerbahçe-Rize maçını takım 3 gün sonra Fenerbahçe maçının 4. hakemi. 3 gün sonra Galatasaray maçını yönetiyor. Evet, Beşiktaş maçının maçının hakemi. Ya, yok. Fenerbahçe e, Rize, Rize maçını Kup, Kup, yönetti. Kupa maçı neydi Serkan? Hayır hayır. Bahattin Şimşek. Bahattin Şimşek, diyor. Şimşe Ümraniye. <laughs> Fenerbahçe. Maçının yok, yok. dördüncü hakemi doğru. Evet maçın, dördüncü, dördüncü hakemi, Fenerbahçe üraniye. maçının dördüncü hakemi sonra. E, Üç gün sonra Galatasaray, Galatasaray maçının hakemi yönetti. atanıyor. Haldun abinin sorusu, şey, cevabı yarım kaldı. Şimdi onu e, söylüyordum. Burada hani biz hiçbir şekilde ben umutlanmıyorum. Yani onu net söyleyeyim. Hmm. Yani hiçbir şekilde umutlanmıyorum. İki hafta sonra Lale Orta Oraya neden geldi? İşte ne yapıyor? İşte var o sorununu çözemedi. Çünkü kendi programlarının içinde de o üçlü programın içerisinde de kendi aralarında ayrıldıkları pozisyonlar e, var. Da, evet, Altta yazıyordu öyle. Evet. Penaltı, penaltı, Şimdi penaltı onu, değil şunu, diye. Şunu söylüyorum. Söylüyorum. Birincisi şu yani benim beklentim. Ben hani çok fazla bir şey beklemiyorum da şu var meselesini daha e, mantıklı bir hale getirmek lazım hakem atamalarını daha iyi bir noktaya getirmek lazım ve eğitimli hakemlerle başarıyı ödüllendirmek lazım. Bunu yapamazsan eğer 4 ay sonra biz yine otururuz burada Levent'le Gürcan'la ya Lale Orta <laughs> gitti acaba kim gelsin Çulcu mu gelsin? Ya, var ya, <laughs> Haldun'u çok severim. Haldun var ya tam böyle üniversite ders anlatıyor bize. Vallahi iyileştirelim yapalım. <laughs> Ama ya, ya 100 ya, senedir aynı şeyler ya, oluyor olmuyor. Işte, Gürcan'ın söylediğini de gerçek onu söylüyorum. Söylüyorum. Onu söylüyorum. 4 8 merak edin. Ya Gürcan'ın söylediğini Hayır. söylüyorum zaten. Le aynı evet, şey olacak. Merak Le Le Levent abi bak <laughs> e, sen doğru yerden gidiyorsun. Çünkü e, kimse sağdan yürümüyor. Herkes şunu iyi biliyor ki vardaki hakem. Sağdaki de değil vardaki hakem. Yorum hakkını kullanırken kendisi lehine kullanırsa kazançlı çıkacak. Rakip lehine kullanırsa çıkmayacak. Ve onu, o nedenle e, bu baskıyı büyütüyor, kulüplerde büyütüyor. Kulüplerin trolleri var, sosyal medyada e, işte ağızları var, onlar büyütüyor. Şimdi e, Levent abinin altına bastığı konu işte Lale Orta Fenerbahçe'yi ortamı yapacak? Ya bu 9 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamıyor ve her meyake Fenerbahçeli. Bak gelen giden. Federasyon Başkanı Fenerbahçe işte evet. Fenerbahçe kıyak. İşte şu MHK Fenerbahçe Fenerbahçe kıyak. Ama 9 sezonda Fenerbahçe yok. Şampiyon olmuş. Taraftar e, başkanın gırtlağını basmak üzere diyor ki bize transfer yap. Ne al? Forvet al. Bakıyorsun ligin en çok gol atan takımı. Gol kralı Fenerbahçe'de taraftar forvet istiyor. Yani e, garanti istiyor. Kendini kurtarmak istiyor. Öbür taraftan o baskı al, alıyorsun. Beri taraftan ee, bu rekabet içinde e, hakem hakemleri baskı altına almaya çalışıyoruz. Mesela VAR e, hakemleri son 2 3 haftadır iyiler. Yani evet, onu, çok onu, fahiş bir şey var onu mı? söylememiz lazım müdahaleleri de yerinde. İşte tra Trabzon maçındaki Hı. müdahaleleri, Galatasaray maçındaki müdahaleleri, işte Fe Fenerbahçe maçındaki mü müdahaleleri, müdahaleler de yerinde. VAR'daki görev bölümü değişti. Bir dakika. Mesela ben şimdi senin de dostun ismini vermesi istemiyorum. Senin de arkadaşın bilirsin. Kendisiyle konuştum. Hani sen mesela yorum dedin ya ona bana. Galatasaray'ın e, geçen gün Antalya maçında yediği golle ilgili offside dedi. Çok iyi dostun senin de. Dedi ki orta Ortoev'de duruyor. Bak geçen şey maçında hatırlarsan Galatasaray e, maçında Girisun'un oyuncu uyardı. İçeri kaçtı. Offside çalarım dedi. Bahattin Şimşek. Şunu söyleme, şey Beşiktaş maçına Mete Kalkavan affedersin. Uyardı oyuncu. Offside çalarım dedi. Yani heri orta yapılırken içeri girdi. O oyuncu içeri girmedi. O oyuncu ki Saşa Boyu ki önünü kesti. Ben şunu aktarmaya çalışıyorum. Bu offside kural anlamda bütün hakemlerde buna bunu dedi. Mesela Gürcan yorum dedi ama değil. İşin kuralı bu. Mesela Fenerbahçe'nin attığı golle ilgili kural ilah dediler değil mi? Yayıncı kuruluştaki iki hakem ne dedi? Tekrarı yanlış dedi.